Herkese merhaba, ben Alp Gürsoy. Bu bölüm arka tarafında bulunan 4 kamerasıyla dikkatleri üstüne çeken Galaxy A9'u inceliyor olacağız. Instagram hesabımı takip ediyorsanız 18 Aralık'ta Galaxy A9 telefonu için Samsung'un yapmış olduğu off-road etkinliğinden paylaşımlar yapmıştım. Ve o gün bizleri incelememiz için A9 temin etmişlerdi. Ben de o günden beri yaklaşık bir 2 haftadır telefonu sizler için kullandım ve test ettim. Şimdi gelin bu telefon 4 kamerasıyla beklentileri karşılıyor mu birlikte inceleyelim. Bu arada Instagram'da teknoloji içerikleri ve yayınlayacağım videolarla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Kanal gündemini kaçırmamak için beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Hadi gelin başlayalım. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You think that using her would get to me. You're in trouble, dude. Kutu içeriği olarak bakarsak içerisinde Galaxy A9, garanti belgeleri, hızlı şarj adaptörü, USB-C kablosu, kulaklıkları ve micro USB'den USB-C adaptörü çıkıyor. Bir de şaşırtıcı olan telefonun ekranında ekran koruyucusu uygulanmış şekilde geliyor. Hatta ilk acaba jelatin mi falan diye böyle bir zorladığımda koruyucu olduğunu anladım. Güzel bir dokunuş olmuş. Telefon tasarımına bakacak olursak ön ve arkası camdan yapılmış. Çerçevesi de sanıyorum ki alüminyumdan. Boyut olarak 162.5x77mm ve 7.8mm'de bir kalınlığı var. Anlayabilmeniz adına boyutu Note 9 ile neredeyse aynı. Ama bu telefon biraz daha ince ve hafif diyebilirim. Tasarım ve eldeki hissiyat olarak kesinlikle böyle bir premium his veriyor. Yani zaten Samsung da bu telefonu orta segment değil, orta üst segment olarak konumlandırmak istiyor. Tasarım olarak güzel ve renginin degradeli olarak kullanılması da çok hoş olmuş. Arka tarafı cam olduğu için yine her telefon gibi bu telefon da arkasında parmak izi bırakıyor. Telefonun ses ve açma kapama tuşu sağda ve sol tarafta sadece Bixby tuşu bulunuyor. Alt tarafında USB Type-C girişi, hoparlörü ve kulaklık girişi de mevcut. Parmak okuyucusu telefonun arkasında bulunuyor. Konum olarak rahat erişebiliyorsunuz. Bu telefonda suya ve toza karşı bir dayanıklılık sertifikası mevcut değil. Ama gördüğüm kadarıyla sim kart giriş kısmı suya ve toza karşı korumalı olacak şekilde izole edilmiş. Herhangi bir sertifikası olmasa da eğer telefonun içinde de buna benzer korumalar varsa genel olarak suya ve toza karşı bir dayanıklılığı olabilir. Hatta buna benzer bir şey OnePlus'larda da vardı. Hani onun da sertifikası yok ama suya ve toza karşı dayanıklılığı var aslında. Ama yine de bu telefonun bir sertifikası olmadığını bilmek gerekiyor. Arka tarafı cam olsa da kablosuz şarj bu telefonda mevcut değil. Telefonun gece siyah, petrol mavisi ve şeker pembesi olmak üzere 3 renk seçeneği var. Şu an için 128 GB hafıza ve 6 GB RAM'li versiyonu mevcut. Bir de tasarımı da akıllıca bulduğum hoparlör ve kamera yerleşimini telefonu yan tutarken daha iyi kullanabileceğiniz şekilde yapmış olmaları. Örneğin oyun oynarken ya da bir video izlerken hani telefonu böyle yan tuttuğunuzda parmaklarınız kamera üstüne gelmiyor ve hatta hoparlörü de kapatmıyorsunuz. Ya bu açıdan bayağı işlevsel geldi bana. Ekran olarak bakarsak Super AMOLED 6.3 inç 1080x2220 çözünürlükte ve 392 ppi'lik bir ekrana sahip. Görüntü kalitesi gayet başarılı. Parlaklık olarak da güneş altında hiçbir sorun yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Telefonun ekranı Infinity Display ve bunun sayesinde de telefon ekranının yan taraflarında kasa ile ekran arasında çok ince bir boşluk kalıyor. Ama bu telefonun ekranında bu S9 ve Note 9'lardaki gibi o kıvrımlı ekrana sahip değil. Ekranın inceliği güzel ama hani böyle kullanırken telefonu avucunuz ekrana temas edebiliyor ve bundan dolayı böyle bazen bastığı şeyleri algılamıyor telefon. Ama genel olarak gayet güzel gözüküyor. Bir de şimdi bir iyi bir de kötü haberim var. Şimdi kötüsünden başlayayım. Bu telefonda bildirim ışığı yok. Ama güzel kısmı ise bu telefonda Always Display On modu var. Hani bu sayede pek bildirim ışığı özelliğini de özlemiyorsunuz. Teknik özelliklerine bakacak olursak işlemci olarak orta segment Snapdragon 660 işlemci ile Adreno 512 geliyor. 6 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip.
Telefonda SD kart girişi bulunuyor. Yine bu telefonda 512 GB'a kadar olan SD kartları destekliyor. Telefonda yüklü olarak Android Oreo 8.0.0 ve Samsung Experience 9.0 ile geliyor. Genel olarak gündelik kullanımda hiçbir sorun yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Instagram, Twitter ve türlü sosyal medya uygulamaları gayet hızlı çalıştırıyor. Oyun performansı olarak bakarsak da genel olarak çok güçlü işlemci gerektirmeyen oyunları rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama örnek olarak PUBG'yi orta grafiklerde arada biraz takılmalar ile oynuyorsunuz. Öte yandan Fortnite'ı düşük grafiklerde oynarken bile biraz fazla takılma olabiliyor. Ama yine de en azından uygulama başlatma olarak nasıl bir performansı olduğunu merak ediyorsanız Note 9 ile birlikte bir uygulama başlatma testi yapalım. Gördüğünüz üzere aslında gündelik kullanımda iki cihaz da aynı akıcılıkla çalışıyor. Hatta kimi yerde A9 böyle ufak bir farkla daha çabuk açıyor. Asıl farkı tabii dediğim gibi böyle ağır oyunlarda yaşıyorsunuz. Şimdi pil olarak bakarsak da 3800 mAh'lık bir pille geliyor. Telefon işlemcisi ve ekranı çok fazla pile yüklenmediğinden sürekli olarak Always Display On modu açık şekilde kullanmama rağmen tüm bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabildim. Bu 2 haftalık süreç içerisinde telefonu gün içerisinde tekrar şarj etmeme gerek kalmadan rahat bir şekilde kullandım. Yani genel olarak söyleyebileceğim telefonun pil performansı gerçekten başarılı. Şimdi ses kalitesi olarak bakarsak da telefon alt tarafında bulunan mono hoparlörü mevcut. Yani genel olarak sesi fena değil ama hani keşke stereo olsaymış diyebilirim. Bir de telefonda Dolby Atmos desteği var ama bu özellik sadece kulaklık takılıyken açabiliyorsunuz. Genel olarak kulaklık ile aldığınız ses kalitesi gayet başarılı. Şimdi gelelim bu telefonun en çok lanse edilmiş olan özelliğine, yani kameralarına. Şimdi ilk başta kamera özelliklerine gelmeden önce bu telefonu kime gösterdiysen büyük bir kesim telefonda 4 kamera olduğundan dolayı stereoskopik bir görüntü mü çekiyor, hani 3 boyutlu bir şeyler mi yapıyor şeklinde sorular sordu. Hani eğer aranızda bunu merak edenler varsa bu telefon böyle bir şey yapmıyor, onu belirteyim şimdiden. Şimdi gelin arkadaki 4 kameranın özelliklerine bir bakalım. Telefon ana kamerası 24 megapiksel, 1.7 diyafram açıklığında. Ultra geniş açılı olan kamerası 8 megapiksel ve 2.4 diyafram açıklığında. Tele kamerası 10 megapiksel, 2.4 diyaframa sahip ve son olarak 5 megapiksel ve 2.2 diyafram açıklığında olan derinlik sensörü için olan kamerası mevcut. Bu kameraların hiçbirinde optik sabitleyici mevcut değil. Fotoğraf kalitesi olarak bakarsak genel olarak diyebileceğim aldığınız sonuçlar birazcık değişken. Yani yerine göre güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. HDR olarak baktığımızda da ters ışıkta HDR performansı değişken ama çok iyi diyemem açıkçası. Telefonun portre modu fena değil ama hani sadece bu iş için ayrılmış olan bir kamera olduğu için daha hızlı ve iyi sonuçlar alınabilir diye düşünüyordum. Ama hani performans olarak Note 9 ve S9 ile aynı diyebilirim. Hani performans derken portre modunu çalıştırmak için harcadığınız uğraş manasında. Düşük ışıkta ana kamera fena değil ama hani optik sabitleme olmadığı için en ufak titreşimden dolayı böyle telefonda bir bulanıklıkla karşılaşıyorsunuz. Geniş açı eğlenceli ve güzel. Ama bilinmesi gereken şey odak noktası sabit. Yani istediğiniz bir noktaya odaklama yapamıyorsunuz. Bundan dolayı çektiğiniz fotoğrafta her şey net çıkıyor. Ultra geniş açısının düşük ışıktaki performansı çok başarılı olmasa da iyi aydınlatılmış yerlerde güzel sonuçlar veriyor. HDR olarak hatta ana kamerasına göre daha iyi çalıştığını söyleyebilirim. Video olarak bakarsak ana kamerayla 4K 30 FPS, geniş açıyla da 1080p video çekebiliyorsunuz. Video çekerken tele ve ana kamerası arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Videoyu 1080p çekerseniz elektronik sabitleme mevcut. Ama 4K çektiğinizde elektronik sabitlemeyi kullanamıyorsunuz. Özellikle video kalitesi hakkında konuşursam hem fokuslama hem renkler olarak performansını yeterli bulmadım açıkçası. Gel.
de şaşırdığım nokta, bu telefonun işlemcisine rağmen Samsung'un amiral gemilerinde bulunan 960 FPS ağır çekim özelliği bu telefonda da mevcut. Ama hani tam olarak o cihazlardaki kadar iyi çalıştığını söyleyemem. Maksimum 8 saniyelik bir video çekiyor ve ağır çekim yapmak istediğiniz anda fotoğraf çeker gibi tuşa basıyorsunuz ve sadece o kısa süreyi kaydediyor. Genel olarak arka kameralar için söyleyebileceğim, Samsung ve başka marka telefonların amiral gemileri kadar iyi fotoğraflar çekmediği. Ama şu da var ki hem geniş hem tele hem de ana kameraya sahip bu segmentte başka bir telefon mevcut değil. Hani böyle özellikle Instagram ve türlü sosyal medya sitelerinde paylaşım yapıyorsanız gayet iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bir de en azından keşke ana kamerasına optik sabitleyici koysalarmış. Bu sayede 4K videolarda kullanılabilir olurmuş. Şimdi gelin bir de ön kamerasına bakalım. Ön kamerası 24 megapiksel ve 2.0 diyaframa sahip. 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Elektronik sabitleme mevcut değil. Genel olarak söyleyebileceğim ön kameranın performansı gayet başarılı. Keskin ve güzel sonuçlar alıyorsunuz. Selfie odağı yani portre modu bu kamerada mevcut. Açıkçası ön kamera performansı beni daha çok etkiledi. HDR'ı çok zorlayacak ortamlarda çok başarılı değil ama bunun haricinde gayet başarılı geldi bana. Telefonun genel özelliklerine bakacak olursak da sevgili Bixby tuşuyla tüm Bixby özellikleri bu telefonda da mevcut. Ama benim Bixby'de tek sevdiğim özellik olan saatte alarm kurduğunuzda Bixby bilgilendirme özelliği de mevcut. Hey there. It's currently 2045. I'm seeing clear blue skies today. Perfect weather for a picnic. Navigasyon tuşlarının olduğu yeri tam ekran hareketler özelliğiyle kullanabiliyorsunuz. Bu özellik Android Pie ve One UI ile gelecekti ama bu telefonda şimdiden eklemişler. Genel olarak gayet iyi çalışıyor. Bazı bugları da mevcut. Örneğin bu şekilde kullanırken Instagram'da yazı yazmaya kalktığınızda klavye yazı yazdığınız yerin üzerinde çıkıyor ve yazdığınız şeyi göremiyorsunuz. Bu telefonda parmak okuyucuya ek olarak yüz tanıma da bulunuyor. Gündüz sorunsuz bir şekilde çalışıyor ama düşük ışıkta çalıştırmak birazcık problem olabiliyor. Ama yine de çalışmadığı noktada parmak okuyucusuyla da hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Bir de merak edenler için Note 9'da bulunan iris tarayıcısı bu telefonda mevcut değil. İlk olarak S9 ile gördüğümüz videoları kilit ekranında hareketli olarak koyma özelliği de bu telefonda mevcut. Telefonda bulunan herhangi bir videoyu hareketli olarak kilit ekranınıza koyabiliyorsunuz. Telefonun ön ve arka kamerasında yüz aydınlatma efekti bulunuyor. Bunu hani biraz iPhone'lardaki portre modundaki efekt gibi düşünebilirsiniz. Yüzünüze farklı açılardan aydınlatma ayarı yapabiliyorsunuz. Ama her zaman iyi çalıştığını söyleyemem. Yine de güncellemelerle belki daha çok geliştirilebilir. Bu telefonda ağrı emoji var ama kendi yüz hareketlerinizi taklit edecek şekilde değil. Kendi karakterinizi yaratıp stickerları oluşturabiliyor ve bunları da kullanabiliyorsunuz. Bunun haricinde kamera içerisinde yüklü olarak gelen efektleri de kullanabilir ve isterseniz de Galaxy Store'dan daha fazlasını da indirebilirsiniz. Geniş kamerayla çektiğiniz fotoğraflarda distorsiyon fazla olursa bunu otomatik düzeltme özelliği de mevcut. Bir de yine ilk Note 9'la gördüğümüz çektiğiniz fotoğrafta bir bulanıklık olduğunda ya da biri gözünü kapattığında sizi uyaran özellik de bu telefonda mevcut. Şimdi sonuç olarak benim düşüncem, donanım olarak çok güçlü olmasa da normal bir kullanıcı için gayet performanslı diyebilirim. Uygulamaları açma hızları Note 9 ile neredeyse aynı, hatta kimi yerde daha bile hızlı. Tasarım ve hissiyat olarak gerçekten bir üst segment telefon gibi duruyor. Ve kullandığım süre boyunca gayet memnun kaldım açıkçası. Ama her ne kadar bu segmentte bir telefonda 4 tane kamera olması dikkat çekici olsa da şu anki fiyatını 4000 TL bandında olmasından dolayı bu fiyata alabileceğiniz telefonlar arasında ana kamerası ve daha birçok özelliği daha iyi olan S9'u almak bana daha mantıklı geliyor. Bu telefonda bulunan 4 kameranın verdiği sonuçlar beklentilerin biraz altında kalıyor. Bundan dolayı eğer ki bu telefonun fiyatı 2700 ile 3000 TL arasında olsaydı kesinlikle kaçırmayın derdim. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Galaxy A9 genel olarak sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Ya da bu telefonu aldıysanız memnun musunuz? Yine tüm düşüncelerinizi benimle aşağıda yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir de şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. 2019'da her şeyin daha iyi olması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.